Havelsan standına dolaşırken anlatıyoruz hep. Havelsan simülatör üretimi Türk Silahlı Kuvvetleri için, onun yanı sıra sivil sistemler için simülatör üreten çok önemli bir savunma sanayi şirketimiz. Bugün farklı bir konuda sergilenen bir simülatörü birlikte inceleyeceğiz. MEMPETS. MEMPETS nedir? Hava savunmanın aslında temeli. Hatırlarsanız video görüntülerinden tek kişinin omzuna alıp attığı ve insansız hava araçlarından uçaklara, helikopterlere, bazen seyir füzelerine kadar etkili bir hava savunma sisteminin en temel yapısı. Şimdi Havelsan'a geldik. Hoş burada geldiniz. Hoş bulduk. Sizin MEMPETS simülatörünüzle ilgili biraz bilgi alalım. Burada bir yandan da potansiyel müşterilere tanıtıyorsunuz sistemi. Öncelikle soralım, MEMPETS simülatörü şu an silahlı kuvvetler tarafından kullanılıyor mu? Tabii, kullanımda olan bir simülatörümüz. Aslında çok güzel de girizgah yaptınız. MEMPETS simülatör taşınabilir ve omuzda taşınarak karadan havaya savunma amaçlı kullanılabilen özel bir güdümleri farklı ayar, RF güdümlü olabilir. Bir açalım onları izleyicilerimiz tabii, için. Tabii. Ayar ne demek? Ayar infrared güdümlü, RF radyo frekans güdümlü. Yani farklı güdümleri olan ve o güdümlerle beraber havada, daha çok helikopterler için kullanılıyor burada, havada bulunan hedefleri imha etmeye yarayan bir hava savunma sistemi. Tabii taşınabilir olmasına çok büyük avantajları var. Özellikle şu an biliyorsunuz, hani savunma sanayimizin hava savunma konseptiyle beraber yaptığımız gelişmeler, ilerlemeler doğrultusunda biz de simülatör temelli oraya ne gibi katkılar sağlarız diye kendi içimizde düşündük. Kuvvetlerimizden gelen özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda dedik ki bir hava savunma sistemi simülatörü geliştirelim. Bunu da farklı, özellikle MEMPETS diyoruz çünkü hava savunma MEMPETS sistemlerinin çeşitli varyasyonları var. Farklı ülkelerde üretilen, bizim de ürettiğimiz, aynı zamanda kendi savunma sanayi firmalarımızın da ürettiği hava savunma sistemleri var. Böyle taşınabilir. Bizimki de farklı hava savunma sistemlerini simüle edebildiğimiz, özellikle hava savunma sistemlerinde kullanılan mühimmatlar da, pahalı mühimmatlar, bunların verimli sarf edilmesini sağlayacak, özellikle katkılar sağlayacağımız, kuvvetimizdeki personelimize katkılar sağlayacağımız bir MEMPETS simülatörümüz var burada. Bu simülatörde özellikle biz mükemmelleştirmeye çalıştığımız şey kullanımı. Çünkü MEMPETS'te örneğin ayar güdümlü dedim ya, ayar infrared diyoruz, ısı güdümlü bir. Torun egzozdan çıkan sıcak havayı, sıcaklığı takip ediyor değil mi? %100 çok haklısınız. O sıcaklığı takip eden güdümü bazen hatalı kullanımları olabiliyor. Nasıl olabilir bu? Örneğin hava savunma sistemi flare atabiliyor. Flare dediğimiz şey ısınmış ateş topları. O ateş toplarını attığı vakit siz o ateş toplarına kilitlenip atarsanız büyük sıkıntı. Veya bazen füze atıldığı zaman onları atıyor. Siz ikinci bir füzeyi atmanız gerekebiliyor. O durumlarda eğitimi biz kullanımı mükemmelleştirmek için eğitimi sağlıyoruz bu simülatörümüzle. Eğitimde, simülatörde en ucuz ve en etkili. En etkili ve en ucuz. Tabii fiyat performans konusunda da avantajlı olacak. Ama aynı zamanda da en performanslı, en doğru simülatörü sağlayacak çözümleri sunmaya çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz Havelsan bu alanda dünyada yer edinmiş bir firma. Ülkemizde zaten birçok simülatör sistemimiz kullanılıyor. Keza farklı hava savunma sistemlerinde de simüle ederek aslında dünyadaki birçok kullanıcı, dost ve müttefik ülkelerimize de hava savunma simülatörleri sağlamayı düşünüyoruz. Şimdi biraz da sistemin merak ettiğim sorular var. Tabii. Eğitim sırasında VR gözlük takılıyor. Doğrudur. VR gözlükte siz, yani mesela yağmur yağıyor, helikopter geliyor, bir savaş uçağı jet motorlu geliyor gibi simülede ediyor, biliyorsunuz değil mi bunları? Tabii farklı ki. Özelliklere göre. Çok güzel, gene güzel bir noktaya değindiniz. Aslında şöyle, yağmur yağdığı vakitte simülasyonu yaparken keza güneşli ortamda da, çünkü güneş de aslında bir ısı kaynağı ve ısı güdümlü sistemlerde yanlışlıkla güneşin etkisine girerek arama başlığınız, arayıcı başlık deniyor bu füzelerin başındaki başlığa, yanlış bir yere gidebilir. Biz bu hava şartlarının hepsini simüle ediyoruz çünkü bazen bu tarz sistemlerin hava şartlarına göre dezavantajları olabiliyor. Biz bu dezavantajları da gene keza oluşturarak, dezavantaj ortamında, simülatör ortamında oluşturarak en doğru eğitimi vermeye ve o en doğru eğitimden sonra aslında kullanılan hava savunma sistemlerinin en doğru şekilde kullanılması ve verimli kullanılmasını Havelsan simülatör sistemlerimizle beraber sağlıyoruz. Biz de burada hani hava savunma alanında geliştirdiğimiz bu sistemle beraber farklı hava savunma simülatör
simülatörleri alanlarında da görev alıyoruz. Onları da geliştirmek için, mükemmelleştirmek için, kullanımı mükemmelleştirmek için çalışıyoruz. Buraya hazır gelmişken ben bir atış yapayım bari. Valla çok seviniriz, çok da keyif alırız. Bir kullanalım bakalım. Lütfen, ilk defa bir Manpad'i alacağım. Roketsan'ın Sungur'u da çok önemli bir yeni nesil bir Manpad. Evet. Geliyor, hizmete geliyor. Roketsan'ın da ürününü artık herhalde silahlı kuvvetlerden size talep gelir. Türkiye'de ülkemiz bunları ihraç ederse de siz de herhalde simülatör için hazır olacaksınız. Kesinlikle çok haklısınız. Yani özellikle Sungur temelli de veya diğer simülatörler temelli de talep değiştirilebilir. Talep geldiği zaman çok hızlı, nasıl derler, değiştirilip kullanılabilir bir yapımız var. Dolayısıyla anında farklı hava savunma, taşınabilir hava savunma simülatörlerine de uygulayabileceğimiz bir yapıyla beraber kurduk burayı. Umuyorum o talepler geldiğinde de çok hızlı cevap verebiliriz. Hadi bir atış yapalım. Şimdi VR gözlüğümüzü takıyoruz. Evet, şu an gayet rahatım. Şöyle bir bakıyoruz gökyüzüne, düz bir... Herhalde bu saat var. 10, evet. 11, 12 saat yönleri ayarlanmış durumda. Tarafı. Şimdi silahımızı da simülatörde görüyorsunuz aynı zamanda. Biz de burada görüyoruz. Silahımız da var. Biz de burada görüyoruz. Evet. Siz gördüğünüz gibi, aslında siz, ben almayayım, siz kullanarak da alabilirsiniz. Silah gördüğünüz gibi simülatörde kullandınız. Oo, şöyle omzunuza yerleştirdiniz. Bayağı da hafifmiş. Evet, şimdi yukarı bir, bence nişan almadan önce bakmanızda fayda evet, var. Evet, şöyle bir şeye bakıyoruz. Sağ gözle bakalım. Nişan almadan önce yukarıya bakarsanız şöyle aslında. Şöyle baktık, sağımızda bir, sağ yukarıda helikopterimizi gördüm. Tamam, evet. Süper. Beni bekliyor. O zaman artık vurmanız lazım. Yani şöyle döndüğümüz zaman. Nişan mekanizmasını, şuradaki dürbünü ben size bir şekilde getirmiş olacağım tamam. Şimdi. Başlatalım. Tamam. Dürbünü tam gözünüzün ortasına oturtmaya çalışacaksınız. Evet, oturttunuz. Evet, oturttum. Ve hedefi de tam yaklaştınız aslında. Evet, biraz şöyle geldik. Evet, attık. Vallahi ilk atışta vurdunuz galiba. Ne indirebilir misiniz, görelim vurdunuz mu hemen. Ve bayağı gidiyoruz. Uzun menzile atış Oo, yaptınız. Evet, evet. Evet, gözlüğümüzü şöyle çıkartalım. Sanal da olsa vurabilmek gerçekten çok ilginç. Sonuçta hava savunma, biz burada ateş ettik gidiyor gibi gözükse de artık yapay zeka, radar sistemleri, sensörler işler büyüdükçe tabii. Doğru. Gerçekten çok kolay değil. Tamam, biz şansımızı attık belki ilkte. Acemi şansı diyelim, vurduk ama düşünün, o helikopterin savaş alanındasınız ve bir taarruz helikopteri olduğunu düşünün ve size karşı bir tehdit oluşturuyor. Orada tabii o 20 milimetrelik topları veya füzeleriyle bir ateş etse herhalde burada evet, çok sayıda parçaya ayrılmış. O yüzden hava savunma her alanda çok önemli. Eğitim çok önemli ve her alanda da bu eğitimi sürekli hale getirmek lazım. Bunu da ucuz yapmanız lazım. Tutup bir helikopter veya hedef uçak düşürme şansınız yok. Onun için de simülatörler büyük önem taşıyor. Güzel olan hikayede yerli ve milli Sungur gibi sistemler geldikçe de Havelsan o simülatörleri yapmaya hazır burada. Çok teşekkür ederim. Biz sağ çok teşekkür ederiz. Çok kolay sağ gelsin. Olun. Burada artık ihracat için görüşmeler yapıyorsunuz. Güzel, bu sistemin ihracat haberlerini de yapalım. Umarım. İnşallah onları da yapıyor olacağız.